Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. 7 Haziran genel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Profesör Doktor Kamil Aydın ve Zekai Kaya bugün resmi kurumlara ziyaretler yaptı. Genel seçimler öncesi seçmenlerle bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Kamil Aydın ve Zekai Kaya bugün resmi kurumları gezdiler. İlk olarak Erzurum Barosu'nu ziyaret eden Aydın ve Kaya, Baro Başkanı Talat Göyebakan'la bir süre sohbet ettiler. Ardından Adliye ve Topu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nü gezen MHP'li adaylar personelden destek istediler. MHP'li milletvekili adayları Profesör Doktor Kamil Aydın, kamuda çalışan memur ve işçilerin haklarını savunacaklarını belirterek kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Yani özelleştirmeden sonra birçok kamuda çalışan nitelikli arkadaşımız hiç de işleriyle alakasız görevlere dağıtılmış diğer kamu kurumlarına, kuruluşlarına. Bir de gördüğüm çok önemli bir sıkıntı da, çok üzülerek söylüyorum. Bazı kurum ve kuruluşlarda insan kaynağı, mekanizasyon, alet, taşıt, araç, gereç çok sofistike, çok güzel, modern var ama maalesef bu kurumlarımız buna rağmen elemanlarını bir tarafa bırakmış, kamu kurumlarında kullanılan teçhizatı bir kenara bırakmış, kendisi hizmet alımı yapıyor. Bu hem maliyet olarak kurumlarımıza bir yük, dolayısıyla insanımıza bir yük, hem de yapılan hizmetin niteliği açısından da sıkıntılı. Yani bir yol yapım onarım çalışması için bir taşeron firmaya, bir özel sektöre ihale ediliyor. Halbuki onu yıllardan beri yapan çok güçlü bir karayolları bölge müdürlüğümüz var. Çok güçlü bir özel idaremiz vardı. Tabii bunların altında yatan en büyük neden, yerel yönetimlerin çek çatı altında toplanması, özel idarenin de ona bağlanması, diğer yatırımcı bakanlıkların onun hizmetine verilmesi. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi bunu gördü, bir an önce bu hatadan dönülmesi için elinden geleni yapacak. Yani yine güçlü bir özel idare, yine güçlü bir alt belediye sistemi, diğer kurumların tekrar eleman alımlarıyla, donanım, teçhizat gereçlerini tekrar aktif hale getirmeyle reel bir hizmet vereceğiz, onu görüyoruz. Bir de kamu kurumlarında çalışan arkadaşların gerçekten özellikle taşeron, muhakkak geçici çalışan arkadaşlarımızın müthiş bir sıkıntısı var. O konuda da onlara dedik ki rahat olun çünkü inşallah iktidarımızda kadrolarını alacaklar diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. MHP'li adaylar Kamil Aydın ve Zekai Kaya resmi kurumları gezerken diğer adaylar Ertürk Çimen ve Seyfullah Hızarcı da esnaf ziyaretleri yaptı. Efendim, dua desteği istiyoruz. Biz sizden vergi almayacağız. Sigorta primi almayacağız. Allah hayırlısı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili adayları Ertürk Çimen ve Seyfullah Hızarcı esnaf kesimine yönelik ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Nasıl diyorsun bu seçimleri nasıl görüyorsun hocam amca? İnşallah. İnşallah. Tamamdır değil mi sefer? Kişi değil yani. Yok. Yüzler. En az bizden 3 tane. En az 3 tane. Tamam. Sabahın erken saatlerinde esnaf gezisine başlayan Ertürk Çimen ve Seyfullah Hızarcı, Mumcu Caddesi'nde yaptıkları ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buyurun. Bozkurtlar havaya, bozkurtların dirilişi. Balan döken, silkin, at üstündeki paraleti. Makineleri hazırlamak değil mi? Evet.
Selam aleyküm efendim. Kartımızı verelim. Saygılar sunuyoruz. Efendim, bu adam merhaba. Kolay gelsin. Nasılsın, değilsin, neredeyiz? Biliyorum ben. Gel bir yerini istiyorum. İzliyorsun değil mi, izledin mi? Var mı daha, var mı daha söyleyebileceğim şeyler varsa? Biz sizinle beraber her durumu yönetmeye sahibiz. Milliyetçi Hareket Partili adaylar Ertürk Çimen ve Seyfullah Isarcı yaklaşık 40 günden beri yaptıkları ziyaretlerde sorunları dinlediklerini ve özellikle esnafın büyük problemleri olduğunu ifade ettiler. Bize inançları sonsuz, evetçileri mükemmel bir şekilde devam ediyor. Biz Erzurum'da birinci partiyiz, açık arayla birinci parti olarak gidiyoruz. Biz hemşehrilerimize buradan şunu söylemek istiyorum. Erzurum'da inanın, inanırsanız biz 5-1 de yapabiliriz. HADEP buradan milletvekili bile çıkaramayabilir. Alacağı Türkiye Barajı'nın aşamadığı yerde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada rahatlıkla 5 milletvekili çıkarabilecek durumdayız. Çünkü insanlar umudunu yitirmiş, 3 dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. Esnafın vergiyle, sigorta primiyle can çekişirken diğer Avrupa Birliği uyum yasaları içerisindeki iş güvenliği yasaları perişan etmiş. İnsanlar göç ediyor. Ekonomide para dönmüyor. Banka faizleri %15'lere çıkmış. Dolar 2800 liraya yanaşmış. 3000 lirayı euro geçmiş. Mazot 4.2'yi geçmiş. Bir çuval yemin torbası 45-50 lira arasında olmuş. Gübrenin fiyatı 65 ile 90 bin lira arasında. Maalesef köylerde kimse daha kalmıyor. Nüfusun %5'i köylerde, %90-95'i şehir merkezlerinde ve diğer nitelikli sermaye sahibi olan insanlar da Erzurum'dan göç etmiş gitmiş. Bu Erzurum'daki yaşayan kitlenin durumu bu şekilde. 40 günlük bir çalışma sonucunda şunu gördük. Bizim daha önce bir dergimiz vardı. Ak Türkiye'm, Bak Türkiye'm yazmıştık arkasına. Çaylak diye bir dergiydi. Şu anda Ah Erzurum, Vah Erzurum diyoruz. Biz de gerçekten demek ki bu işten dolayı Erzurum'u yüzün gördük, yeni gördük. Erzurum adı büyük şehir ama 93'lerde, 2000'li yıllarda, 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda daha büyük şehirmiş. Erzurum'da son derece fakirlik hacim kılınmış. Yaklaşık 10 bin istihdam veren kurumlar kapatılmış. Sevgili seyirciler, New City projesi konutlarından daire alan ancak mağdur olan 150'ye yakın kişi önceki gün yine bir sessiz eylem gerçekleştirmişti. İşte bu eylemde destek Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Ertürk Çimen'den geldi. Olayın Erzurum'un bir meselesi olduğunu işaret eden MHP Erzurum Milletvekili adayı Ertürk Çimen, ekonomiyi bu noktaya getirdiler. Yeni Türkiye dedikleri Türkiye buysa alsın başlarına çalsınlar. Hukuki yollardan hakkınızı arayınız. Topluca birkaç avukat bulun, konuyu yargıya taşıyın. Sizin malınız orada duruyor. Bizler de gümbür gümbür geliyoruz. Sizin, biz hakkınızı söke söke alırız. Sadece sizler değil, Erzurum'da çok mağdur durumda. İnşaat sektörü dibe vurdu. Belediye başkanı İstanbul'dan paraşütle geldi. Buranın şartlarını bilmiyor. Erzurum'da 23-24 tane taşeron şirket kurulmuş dedi. Mağdurlardan bir kadının siz sahip çıksaydınız biz en azından Ankara'ya sesimizi duyururduk sözleri üzerine MHP'li Çimen, balya balya çuval çuval AK Parti'ye oy verdiniz mi vermediniz mi? Bize de bu sefer verin, onların fitil fitil burunlarından getirelim, söz veriyoruz. Eğer yetkiye verirseniz o Ensar Öğüt, Kamer Genç nasıl dar ediyor meclisi, biz de o meclisi bunlara dar edeceğiz dedi. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mukaddes Yasan'a çarparak ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Muammer Ö hakkında
6 yıl hapis cezası istendi. Kaza yaklaşık 2 ay önce saat 20 sıralarında Yakutiye Belediyesi önünde meydana gelmişti. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencileri Mukaddes Yasan ve Elif Çelebioğlu'na belediye binası önünde ışıkların olduğu yerde karşıya geçmek istedikleri sırada Muammer O yönetimindeki 25E0019 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kaza sonrası otobüsün altında kalan Mukaddes Yasan olay yerinde feci şekilde can verdi. Elif Çelebioğlu ise hafif yaralandı. Kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü Muammer Ö gözaltına alınmıştı. Mukaddes Yasan kazadan bir gün sonra memleketi Muş'ta toprağa verilirken arkadaşları kaza yerine ve Yasan'ın okuldaki sırasına karanfiller bırakıp protesto yürüyüşü düzenlemişti. Mukaddes Yasan'ın babasının şikayeti üzerine tutuklanan Muammer Ö, kaza anında kızları görmediğini iddia etti. Kaza sırasında telefonla konuştuğu iddia edilen otobüs şoförü Muammer Ö için 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bumin, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında ekibimize açıklamalarda bulundu. 11 Mayıs tarihinde başlayan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün SGK İl Müdürü Hulusi Bumin, Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerini makamında kabul etti. Kardeş okul ilan edilen Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencileri İl Müdürü Bumin'e hafta nedeniyle çiçek takdim etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bumin hafta nedeniyle bir takım etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek 16 Mayıs tarihine kadar bu etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimiz oldu, ziyaretlerimiz oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği hizmetleri, son yasal düzenlemeleri paydaşlarımızla paylaştık. Yarın da devam edecek bu hafta etkinliklerimiz. Tekrar haftanın bütün halkımıza hayırlı olmasın. Ne tür etkinlikler yapacaksınız? Genelde ziyaretlerde bulunduk. İş yerlerimize ziyaretlerde bulunduk. Odalara, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunarak dediğim gibi sonki yasal düzenlemeleri bu kurumlarla paylaştık. Yasal düzenlemede bilindiği üzere son bir yıl içerisinde bayağı sigortalılar yönünden olsun, işverenler yönünden olsun bayağı kolaylıklar getirildi. Bu kolaylıkları gittiğimiz her ortamda, her platformda anlatıyoruz. Bu şekilde hafta etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mehmet Sekmen mesajında birçok ilahi hikmeti barındıran Miraç, Yüce Allah'ın sonsuz kudretini temaşa etmesi için sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yaptırılan manevi bir yolculuğu ifade etmektedir. İsra suresinin ilk ayetinde Miraç gecesi şöyle belirtilir. Kendisini ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Miraç bizlere ilahi rahmetin gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini hatırlatır. Gönül ve ruh temizliğinin yolu Yüce Mevla'ya bağlılık ve boyun eğmekten geçer dedi. Başkan Sekmen, mübarek gün ve gecelerin İslam dinindeki önemine vurgu yaptığı mesajını şöyle tamamladı. Manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamızı sağlayan mübarek gün ve geceler bizlere iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme fırsatı sunar. Bu fırsatlar için hamd ederek günahlarımızdan arınmak adına Rabbimize tövbe etmeli, rızasına uygun yaşayabilmek için Yüce Allah'tan yardım istemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle soydaşlarımızın, dindaşlarımızın ve hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum dedi. Atatürk Üniversitesi Bahar Şenliklerinin 3. gününde Yusuf Güney ve Kolpa damga vurdu. Öğrenciler soğuk havaya aldırış etmeden her iki konserin coşkusunu yaşadı. Müzik
Atatürk Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri coşkusu 3. gününde de devam etti. Atatürk Üniversitesi stadyumundaki birbirinden güzel Yusuf Güney ve Kolpa konserleri sınav öncesi binlerce öğrenciye büyük moral verdi. İlk olarak sahne alan pop sanatçısı Yusuf Güney, Soma faciasında yaşamını yitiren mademcilere rahmet diledikten sonra şarkılarını seslendirdi. Sol taraf, sağ taraf, ön taraf. Harikasınız ya, budur. Çok teşekkür ederim. Bu sevgi seni karşısında karşılıksız kalmamalıyım, ben bir şey yapmalıyım. Ne yapayım? Yanınıza geleyim mi? Dur. Başarılı sanatçı Hazin, Melekler Seni Bana Yazmış, Kader Rüzgarı isimli öne çıkan şarkılarıyla dinleyenlerine doyumsuz anlar yaşattı. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un şarkılarını kendi tarzlarında seslendiren Yusuf Güney'e binlerce öğrenci de eşlik etti. Yine onunla ölmem gerek, gelir oldu aşkını bilerek, kime ölsem kimle yastık. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kolpa Rock grubu sahne aldı. Coşkunun zirvede olduğu gecede Kolpa grubunun şarkılarına öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Harika olurum ya. Ne kadar güzel bir şey abi. Ne kadar özel bir şeydir ya. Vallahi çok güzel bir şey ya. Ben çok mutlu oluyorum, onur duyuyorum. Böyle ya, para versen bir insan bu kadar sevdiremez. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi bir gece diliyorum. Esen kalın.